Rüyada farklı görüntüler görüyor, bazılarından ümide kapılıyor, bazılarından da umutsuzluğa düşüyoruz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Gördüğümüz rüyaları nasıl yorumlamalıyız ki şüphelerden kurtulup vesveseye düşmeyelim? Her birerimiz rüya görür. Rüya görmeyen insan yok gibidir aşağı yukarı. Rüyalar aynen insanın ruhundaki gerilimlerin bir nevi atlatılmasına, gazın alınmasına, ruhunun rahatlamasına vesile olan hususlardır. Aynen depremlerin, orta ölçekte depremlerin olup yer altındaki sıkışan gazları rahatlattığı gibi adeta. İnsanın yaşantısıyla rüyalar arasında ciddi bir bağlantı olduğunu bilim adamları izah ediyorlar, söylüyorlar. Bu rüyaları her zaman insan hoşuna gidecek rüyalar görmeyebilir. Olumsuz gibi gördüğü rüyaların da gerçekten de olumsuz olmadığını, bunların da bize yansıyan kısımlarıyla, zahiri kısımlarıyla olumsuz, fakat işin temelinde olumlu şeyler işaret ettiğini iki misalle inşallah arz etmeye çalışalım. Bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz bir rüya görüyor. Efendimiz de arka arkaya gidiyorlar, bir merdivenden çıkıyorlar. İki basamak geride olduğunu görüyor Efendimiz'den, iki basamak geride. Efendimiz'e bu rüya sorulduğunda benden 2 sene sonra bana kavuşacaksın gibi ifade ediyor. Veya o rüyayı yorumlayanlar öyle yorumluyorlar. Hakikaten de Hazreti Ebubekir Efendimiz 2 sene 2 ay gibi kısa bir süre sonra çok sevdiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmuş. Yine Ümmü Hani Hazretleri var. Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Hani. Ciğerinden bir parça koptuğunu, Efendimizin ciğerinden bir parça kopup kendisine geldiğini görüyor. Olumsuz bir rüya. Çok bir dehşete kapılıyor. Efendimiz tebessüm ederek diyor ki, meraklanma, çok olumsuz bir rüya değil diyor. Yakında benim bir torunum olacak. Sen de torunumu emzireceksin. Bu onun bir işareti, onun bir müjdesi diyor. Normalde olumsuz gibi gözüken bir rüya, Peygamberimizin torunlarından birisi oluyor. Ve Ümmü Hani o çocukları emziriyor ve süt annesi oluyor ayrıca. Ona işaret olduğunu ifade ediyor. Kötü rüyaların da şerrinden Allah'a sığınması gerektiğini Efendimiz ifade ediyor. Çok olumsuz görmüş olduğumuz rüyaları da halk arasında da olumsuz gördüğünüz rüyaları anlatmayın. Anlatırsanız bu rüyaları çıkar, dua yerine geçer gibi bir anlayış da halkımızın arasında var. Yine bağlantılı bir soruyla bugünkü bölümü de tamamlamış olalım hocam. Rüya ve istiharede görülenin gereğini yapmak mecbur mudur? Rüyada ve istiharede görülen şeyleri yapmak mecburiyeti yoktur. Rüya ile amel etmeye başladığımızda problemler başlamış demektir. Dinin emir ve yasaklarını koyan iki ana kaynak var. Her zaman buna dikkat çekiyoruz. Dikkat çekmeye devam edeceğiz. Kur'an ve sünnettir. Hayatımızın her safhasındaki yapmış olduğumuz işlerde, Kur'an ve sünnet çerçevesinde istişare kavramı vardır. Kur'an'da da emrediliyor. İstişareye riayet ederek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Rüyada ben şunu gördüm, bununla amel edeyim. Rüyada bugün şunu gördüm, şöyle hareket edeyim. Bu her zaman doğru olmayabilir. Rüyalarımız bizi yanıltabilir. Rüyayla amel etme diye bir kavram yoktur. Sadece onlar bir işaret olabilir. Bu işaretleri biz dinin bir rüknüymüş gibi algılayamayız. Algılarsak eğer dinin içerisini boşaltmış oluruz başta. Bir meselemizi çözmemiz gerekiyorsa, ben rüyada şöyle işaret aldım, tamam bu meseleyi böyle çözeyim değil de, mutlaka işin uzmanlarına, ailemize, yakınlarımıza, neyse ihtimal ettiğimiz insanlarla istişare edip ona göre hareket edeceğiz. Rüyada mesela görse ki bir insan, peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam rüyasına girdi, şu işi şöyle yapacaksınız dedi. Fakat Kur'an ve sünnete de ters bu iş. Biz ne diyeceğiz? Ya Resulallah kusura bakma, tabir yerindeyse, senin peygamberken bize emrettiğin şekilde, bize tavsiye buyurduğun şekilde Kur'an ve sünnetine uyarım ben deyip Kur'an ve sünnete iltica etmek lazım. Böyle bir şey olmaz da olsa bile. Rüyada falan zatı gördüm şöyle dedi, ona göre amel edeyim. Bu sefer ne olur? İstişare mekanizması devreden çıkmış olur ve hatalar yapılmaya başlanır. Hatalar hataları doğurur. İstişare meselesine gelince, istişarede de çözemediğimiz, istişare ettik. Fakat öyle bir meselemiz var ki o meseleyi çözemiyoruz. İstişarede de net bir karar çıkmadı. Efendimizin tavsiyesi 2 rekat namaz kılınır. Namaz kılarken 1. rekatta Fatiha suresi ve Kafirun suresi, Kul ya eyyuhel kafirun. 2. rekatta Fatiha suresi ve İhlas suresi okunarak istişareye abdestli bir şekilde yatılır. Rüyada yine Efendimizin ifadesiyle tavsiyeleri noktasında açık renkli bir şey görülürse, yeşil ve beyaz görülen eşyadır vesairedir vesaire. Bu tür rüyada işin olumlu olduğuna, yapmış olduğumuz istişare olumlu istişare neticesinde olumluya işaret ettiğini anlarız. Siyah ve koyu renklerde olumsuz olduğunun bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. Bu tamamen inanmaya, inanca bağlı bir husus. İstiharenin veya rüyamızın orada söylenen şeylere uymak mecburiyetimiz var mı yok mu? O noktada kesin bir şey söyleyemeyiz. Vardır diyemeyiz. Fakat
içimizin rahat etmesi adına madem istihare yaptık ona uyacağız. İstişare neticesinde istihare yaptıysak bu istihareye uyacağız. İstişare yapmadan istihare yaptıysak onlara uyma mecburiyetimiz yok. Ama istişare neticesinde yaptıysak uysak hakkımıza iyi olur. Teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ederim. Huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim bütün dinleyicilerimize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.